Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Özbekistan'da devlet memurları heyeti Türkiye'de mesleki eğitim alıyorlar. Detayları bize aktaracak Taşkent'ten Şahrukbek Alimov, Özbekistan'da öne çıkan diğer gündem başlıklarıyla birlikte. Evet, dediğiniz gibi Coşkun Bey, Özbekistan'da devlet memurlarından oluşan büyük bir heyet şu anda Türkiye'de bulunuyor ve Türkiye'de mesleki eğitim almak üzere bir haftalık eğitim yapıyorlar. Öncelikle Türkiye'nin idari yapısı, belediyeler, valilikler ve yönetim kurumlarının çalışma sistemi ve ayrıca serbest ekonomik bölgeler, tarım ve turizm sektörü, şehircilik alanlarında Türkiye'nin tecrübesiyle tanışıyorlar ve tecrübe ediniyorlar aynı zamanda. Bu eğitim Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Hizmetlerini Geliştirme Ajansı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliğinde yapıldı ve ilk bir eğitim, mesleki eğitim diyebiliriz. Heyet Ankara'da, İstanbul'da ve Konya'da bulunuyorlar ve dediğimiz gibi valilikler, belediyeler ve yönetim sistemlerinin çalışma sistemleriyle tanışıyorlar. Bu Özbekistan ve Türkiye açısından bir sevindirici bir haber. Çünkü Türkiye tecrübesi artık yönetim sisteminde de uygulanmaya başlayacağını düşünüyoruz. Öte yandan 2021 yılı sona eriyor ve yılbaşı bayramları, yılbaşı kutlamaları var ve Özbekistan Cumhurbaşkanı buna ilişkin bir karar açıkladı. Ona göre Özbekistan vatandaşları 31 Aralık'tan 4 Ocağı kadar 5 gün üst üste tatil yapacaklar. Yani resmi tatil ilan edildi ve Cumhurbaşkanı daha önce bir öneride bulunmuştu. Artık yılbaşı kutlamalarını mümkün kadar evinizde, yani pandemiden dolayı mümkün kadar evinizde kutlayın önerisinde bulunmuştu. Yılbaşı tatillerine yönelik Özbekistan Hava Yolları da bir katılım sağladı. 28 Aralık'tan 10 Ocak tarihlerine kadar Özbekistan'ın iç hatlarındaki uçuşlara üniversite öğrencilerine %50'lik bir indirim uyguluyor. Öte yandan Özbekistan'ın Orta Asya'da önde gelen kadınlarının mülakat kulübü kurulmuştu ve 2020 yılında kurulan bu mülakat kulübü Orta Asyalı önde gelen başarılı kadınları bir araya getiriyordu ve dün Taşkent'te bir toplantı yapıldı. Yani bu bir yıl içerisinde yapılan toplantılar ve yürütülen çalışmaların sonuç toplantısı diyebiliriz. 2020 yılında kurulan bu kuruluşa Özbekistan temsilcisi başkanlığa üstlenmişti. Yani Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva bu mülakat kulübünün başkanıydı ve bir yıl boyunca dediğimiz gibi yapılan işler ve yapılan çalışmalar bir sonuç raporları dinlendi ve bundan sonraki 2022 yılında Türkmenistan temsilcisi başkanlığı üstlenecek ve bu mülakat grubu kadınların sosyal hayattaki faaliyeti ve kadın haklarını korumaya yönelik Orta Asya'da ortak bir projelerin yürütülmesine katkı sağlıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakıyoruz. Evet, Taşkent'ten de aldık bilgileri Şahrukbek Alimov'dan, Türk dünyasından.